Hisar Motocross Dünya Şampiyonası ve MotoFest hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. MotoFest'in ikinci gününde neler yaşanıyor? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Biz Dünya Milli Golf Federasyonu Türkiye temsilcisiyiz. Boğaziçi Milli Golf Akademi olarak Afyon MotoGP'ye 3 senedir katılıyoruz. Mini golfü Afyon'da, Türkiye'de tanıtımlarını yapıyoruz. Gelen katılımcılara golf eğitimi veriyoruz ve onlara da burada neşeli bir vakit geçirmelerini sağlıyoruz. 64 tane ülkede bu federasyon var. Türkiye temsilcisi olarak biz de Türkiye'de inşallah bunun hazırlığını yapıyoruz. Gençlerimizle anlatıyoruz, çocuklarımıza anlatıyoruz. Güzel bir eğitim veriyoruz burada. Aslında beklentilerimin hepsi oldu. Yani çok güzel bir mekan, ortam yaratmışlar. Yani çok yardımsever insanlar da var. Saygıdeğer bir ortam. Konserler de çok güzel zaten. Beklentileri bunlardı. Hepsi gerçekleşti. Honda geçen sene olduğu gibi bu sene de MotoFest'te yerini aldı. Şu anda yanımda bölge satış müdürü Cem Bey var. Cem Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Standımıza hoş geldiniz öncelikle. MXGP geçen sene de olduğu gibi, daha doğrusu 4 senedir olduğu gibi çok büyük bir organizasyon olarak güzel bir şekilde devam ediyor. Bizim için büyük bir şans burada motorlarımızı sergileyebilmek. Özellikle Anadolu'da bunun olması ve büyük motorlarımızı, ürün gamımızı burada sergilemek bizim için çok anlamlı. Bu sene bir farklılık yaptık. Toprak eğitimine başladık Honda Türkiye olarak ve akademiden Hakan Bey de bizimle. O da size isterseniz biraz Safety Türkiye ile ilgili bilgi aktarımında bulunabilir. Ben sözü Hakan'a bırakayım. Çünkü burada toprak eğitimiyle de ilgili bilgi veriyoruz. İşi uzmanına aktaralım, o aktarsın biraz. Hoş geldiniz. Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. MotoFest burada bilindiği gibi etkinlik açısından çok büyük. Aslında Türkiye açısından bakıldığında farkındalık açısından çok büyük faydası var. Tabii ki de biz Honda olarak buraya katılım sağladık. Bu sene de biz asfalt alanının dışında bir de toprak eğitimleri veriyoruz. Bu da aslında çok önemli. Çok yeni başlangıcındayız, işin yeni başlangıcındayız. Tamamen 45 yıllık bir deneyim adı altında giden bir globalde bakıldığında 7 milyondan fazla kişiye eğitim veren bir kurumuz aslında. Avrupa ayağı olarak ilk olarak Türkiye, daha sonra Ukrayna, Macaristan diye devam ediyor bu şekilde. Bu sene de ilk olarak toprakta tabii ki de açılışımızı yaptık. Gayet de güzel. Bütün eğitim almak isteyen insanları tabii ki de Honda'ya bekliyoruz. Burası da cross alanı olduğu için ve insanlar toprakta hünerlerini sergileyen insanları gördüğü için iyi bir nokta olduğunu düşündük açıkçası. Herkesi standımıza bekliyoruz. Ürünlerimizi görmeye ve toprak alanı ile ilgili eğitimimizi bilgi almaya bekleriz. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan katıldım. Her şey çok güzel. Kendi kampımı yapıyorum. Her ihtiyaçlarımın hepsi burada karşılanıyor. Marketten tutun standlara kadar her şey burada hazır. Beğendim yani. Konserler vesaire her şey de çok mükemmel. Akşam bayağı eğlendim. Burada kaldım zaten. Yani buraya geldim, çok güzel. Ben zaten kendim motor hayranıyım, öyle diyeyim yani. Gördüm motorları, konserler çok güzel. Çok memnunum yani, öyle diyeyim. Dün çok eğlenceli geçmişti konserler. 3 tane konser özellikle eğlenceliydi. Yüksek Sadakat konserini özellikle çok beğendim. Şu anda geçen seneye oranla daha fazla stand açıldığını görüyorum. Onlar da çok güzel. Yani şu an eğlenceli geçiyor. Biraz sıcak sadece. Onun dışında güzel geçiyor. Yaklaşık bir gündür buradayız. Buradaki ortam çok sıcakkanlı. Herkes çok şey. Biz zaten şehir dışından geldik. Kendimizin ikinci şubesi de var. Ve burada çok güzel eğlendiğimizi düşünüyoruz. Buradaki bütün belediye olsun, bütün ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Her şey çok güzel. Motosiklet Dünyası'nın Tanınan ismi ve Macera Rotaları adlı kitabın sahibi Erkin Yeşil ile birlikteyiz. Erkin Yeşil bize küçük hacimli motorla uzun yolculuğu nasıl yaptığını anlatacak. Merhaba. Hoş buldum, merhaba. Bu kullandığım Honda'nın yeni modeli Monkey ile beraber, 9 beygir motosikletle beraber şu anda bir turdayım. Gürcistan dönüşündeyim. Aşağı yukarı 6 haftada 7000 km yol oldu. Aslında biraz daha Doğu Anadolu'yu gezecektim. Fakat bu organizasyon için rotayı biraz değiştirdim. Kaçırmak istemiyordum bu organizasyonu. Hem de senin biraz önce bahsettiğin kitapla ilgili bir imza günü düzenliyoruz Honda standında. Burada beni takip eden insanlarla buluşacağım. Evet, bu kitap Türkiye'de gezdiğim ve en sevdiğim rotaları içeriyor. Aslında dünyada herhalde 50'ye yakın ülkeye motosikletle dolaştım. Aynı zamanda sırt çantasıyla dolaşıyorum. Farklı farklı motorlar deniyorum. Belki gösterirsiniz arkadaki, şu da aslında olabilir. Afrika TV marka modelle dolaşıyordum aslında. Büyük hacimli motosikletlerle dolaşıyordum. Fakat bu sefer biraz daha yavaş bir motosikletle yol almak istedim. Bunun avantajlarını, dezavantajlarını görmek istedim. Zaten Deneme Tahtası diye bir kanalım var. Her şeyi deniyorum. Deneyimlerimle kanalda takipçilerimle buluşuyorum.
buluşturuyorum. Küçük hacimli motosikletin gerçekten benim tahminimden de fazla avantajları oldu. İnsanlar sadece ekonomik boyutunu düşünürler. Çünkü yakıt fiyatları arttıktan sonra bu normal bir motosikletin 1/3 hatta 1/4 kadar yakıyor. O yüzden ekonomik şartlar bakımından zaten çok büyük avantaj sağladım. Ama asıl bana kattığı avantaj gittiğim yerlerde insanlarla iletişim konusunda müthiş kapılar açtı. Bir defa siz de gösterirsiniz. Çok sevimli, çok şirin ve küçük motosiklet. İnsanlar hep böyle gezmek için böyle pahalı motosikletlere, büyük bütçelere ya da biraz daha donanımlı motosiklete ihtiyaç olduğunu düşünür. Fakat çok basit bisiklet mantığıyla, çok manuel, basit motosikletle de bu yolculuklar yapılabiliyor. Bir de yaptığım yolculuklar hani sadece asfalttan gitme olarak değil. Hani bu motosikletin şu anda üzerindeki iki tane yan çanta, arkasındaki yakıt deposuyla bir dünya turuna kadar çıkabilecek bütün malzemeye sahibim. Gürcistan'da dolaştığım Rusya sınırındaki bütün dağlar, işte 3000 metre yakın rakımlı dağlarda kamp yaparak ilerleyebildim. Yani minimum malzemeyle aslında düşük bütçeyle de bu işler olabiliyor. Yani aslında bunu ispatlamak için yapmamıştım ama bir yandan da insanlara ilham olmak tabii ki hoşuma gidiyor. Sagopa'nın konseri çok güzeldi. Herkes bayağı eğlendi. Ortam da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkürler. Bayağı iyiydi. Motofest hakkında, Motofest'in 2 yıldır Afyon'da olması bizim için çok güzel oldu. Burada büyük bir değer kazandırdı Afyon Karahisar'a. Farklı insanlar tanıdık. Özellikle bu sanatçıların sürekli değişmesi bizim için çok güzel oldu. Dünkü konserde Sagopa Kajmer'in olması çok güzeldi. Bayağı eğlendirdi. Tabii Yüksek Sadakat da güzeldi ama onun şarkıları biraz soluk kaldı bizde. Ama bugünkü Ebru Yaşar'ı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle Başkan Yardımcısı Murat Öner'e teşekkür ediyoruz ve Başkanımız Mehmet Zeybek'e de teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sene de burada olması dileğiyle.